ağrısı. Buyurun gel. Nasıl zavutur iyi? Ona ben... İstemal mı? Öbürü takacak. Nasıl sen git? Ona ben... Benim mut? Araba atıya girmiş. Hep çileyle geçti yani. Bizim yaşam öyle kolay olmadı. Çünkü biz hayata zaten 1-0 yenik başlıyoruz. Bu hastalıktan dolayı. Biraz da hastalığından bahsettin. Hastalığım düşen musküler distrofi. Yani Türkçe ismi erken düşen kas erimesi hastalığı. Yani 6 yaşından başlıyor evreleri. Okula gidiyorum. 3. sınıfa kadar okula gittim. Sonra yavaş yavaş eriyor. Yani yavaş yavaş hastalık ilerliyor. Yürümede zorlanıyordum. Çocuklar falan beni itiyordu. Bir de bu psikoloji vardı. Bu psikolojik mi de çöküyordu insan. Çocuklar dalga geçiyordu. Hani böyle oluyor sürekli. Çünkü eğitim kısıtlı olduğu için çocuklarda aile düzgün eğitim vermiyor. Engellilere karşı. İşte en son okulu bıraktım. Bırakmak zorunda kaldım. Abilerim de zaten hastaydı. Hepsi annemler, babamlar bakıyordu. Onlar da sizin gibi kas erimi hastalığı mı vardı? Evet. 4 abimde de vardı. Onlar solunum yetmezliği ya da kalp yetmezliğinden vefat ettiler. Çünkü bu hastalığın
Son evreleri öyle. 11 yaşında falandım. İşte bizim evimiz bahçeliydi. Bahçeye dedim gideyim. Daha zar zor yürüyordum. Böyle duvara tutunarak. Sonra birdenbire ayağıma bir sancı girdi. Orada oturdum yerime. Ne ileri gidebiliyorum ne sağa gidebiliyorum. İşte artık ondan sonra sürünerek eve gittim. Geriye zaten yakın. Artık ondan sonra hiç ayağa kalkamadım. Ondan sonra zaten psikolojik ben çöküşe girdim. Abilerim vefat ediyor tek tek. Ya çok kolay bir şey değil. İşte dışarıya da çıkmıyordum. Sanki hayata küsmüştüm. Öyle bir şey. O günkü aklım işte. Çocukluk. Bunları nasıl atlattınız şu an? Bunları abimler sürekli bana hoca gibi söylerlerdi. Bu böyle, bunlar hepsi imtihan. Hayat, yani hepsi geçicidir zaten. Bir rüya gibi. Zaten hepsini atlatacaksın. Bitecek zaten. Hep böyle diyerek beni güçlü hale getirdiler yani. Bir de onların vefatları beni güçlendirdi. Biz 6 erkek, hepimiz kas hastasıydık. Zaten bir tanesi zatürreden ölüyor. Diğerleri de büyük yaşlarda. 25, 26, 20 ve 27 yaşlarında. Benim de zaten yaşım 28. Hepsinin yaşını geçtim. Allah uzun ömür versin. Doktorlar 18'i geçemez diyorlardı. Bak 28 yaşım. 10 yıl geçtim yani. Şu an ihtiyaçlarınızı veya işte hastalığınızın ilerleme evresinden sonraki ihtiyaçlarınızı nasıl gördünüz efendim? Annem, babam sağ olsun. Annem pek uyumaz yani. Beni uzatıyorlar. Annem, yani bir şey olduğunda annemi çağırıyor. Çünkü elim düştü, ağrıdığı zaman kaldıramıyorum bile. Anneme söylüyorum, o kaldırıyor. Çoğu arkadaşım görüyorum. Hepsi antidepresan ilaçlar kullanıyor. Yani kullanan var. Hepsi psikolojik destek görmüş. Ama ben hiç görmedim. Çocuklarına ön ayak olsunlar. Yani onları bir şeyden kısıtlı olmadığını onlara öğretsinler. Onları ortama koysunlar. Yani evde gitti bırakmasınlar. Ben 81 yaşındayım. Emekli bekçiyim. 6 taneydi. Biri küçük de öldü. 4 tane de aynı hastalık. 4 tane şimdi yan yanadır. Bir tane kalmış. Mesela yemek dese yemek veririk. Bizi, beni kaldır, kaldırıyık. Beni yatır, yatırıyık. Mesela lazım gene şey oluyor, biz getiriyik. Abdaz gene veriyik. Hepsiyle de gitti valla. Şükür Allah'a gene. Hasan abi bir yere gidelim lazım oluyor ya çarşı. Hemen gideyim kaçayım. Dakikada geleyim. Çünkü Hasan evdedir. Sabah kalkayım. İşte yemeği veriyorum, avdaz veriyorum sonra. İşte Kur'an'ı okuyayım. Bazıları ben çıkartıyorum.